Palms Green'de alevler gökyüzüne yükseldi. 3 araç yandı. Ardından geçen 4. günde ise bir ev yandı. Bu olaylarsa aynı cadde ve aynı sokak üzerinde yaşandı. Palms Green alev alev. Park halindeki bir araçta çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan araştırmanın ardından elektrik kontağından çıktığı anlaşılan yangın önce bir araçta başladı, ardından hemen yanı başında yer alan diğer arabaya sıçradı. Şu anda bulunduğumuz nokta tam olarak Palms Green Vincent Road. Arkamda görmüş olduğunuz gibi araçlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine anında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının yayılmasının sebebi ise önde yer alan aracın benzin deposundan sızan yakıttı. İtfaiyenin müdahalesi zamanında gerçekleşti. Yangın 3 araca sıçramıştı ki o anda durduruldu. Vatandaşın korkulu bakışları içinde arabasının yanışını çaresiz izleyen araç sahibi Mehmet Aslan ise bir hayli üzgündü. Palms Green'de yine aynı cadde üzerindeyiz. Bu sefer yanansa araç değil. İşte arkamda görmüş olduğunuz evde yangın çıktı. Palms Green'de yaşanan bu yangının üzerinden henüz 3 gün geçmişti ki yine aynı sokakta yeniden yangın çıktı. Yangın erken müdahale ile büyümeden söndürüldü. Eğer sizin de bir aracınız varsa bir hayli dikkatli olmalısınız. Zira aracınızı park ettikten sonra büyük bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu da şu an yakacak cinsten. Artık arabanızı işte böyle park etmek eskisi kadar kolay olmayacak. Çünkü arabanızı park ettiniz ve buradan uzaklaştığınız anda kısa geçen bir zamanın ardından aracınızın lastiğine klapşın takılmış olabilir. Londra'da araç sahibi olmak bir hayli zor. Bunun sebebi ise şehir içinde araç parkının bir hayli güç olması. Ancak son günlerde bu zorluğa yenileri ekleniyor. Bazı araç çekici firmaları şahsi menfaatleri doğrultusunda ceza yetkilerini olumsuz yönde kullanıyor. Tamamen özel şirket olan bu firmalar İngiltere'nin de gündeminde. Parlamento yetkilileri ise bu durumu vicdansız taktik olarak niteliyor. İngiltere'de yaşanan bir olay ise bu durumun ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Hastasını ziyaret ettiği sırada aracının lastiğine kelepçe takılan hemşireye 350 pound ceza kesiliyor. Ayrıca cezasını geciktirdiği her saat için 50 pound ilave ceza kesileceği söyleniyor. Hükümet ise konu hakkında kolları sıvadı. Çalışmalara start verildi. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden firmalar ise kapatılacak. Şu an hali hazırda kapatılan firma sayısı İngiltere genelinde 2000'e ulaştı. Kanun tasarısı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı ve Kasım ayında hükümet tarafından yürürlüğe girecek. Böylelikle özel firmaların elinde olan yetkiler belediyelere ve polislere geçmiş olacak.